أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allah'ın Zülcelal ve Kemal, Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salatu selam, tahiyyatü ikram ve her türlü ihtiram olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cümlemizin günahlarımızı meccalen affeyleyip, kulluğuna kabul eylesin, hidayete davet eylesin. Son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eylesin. Cümle geçmişlerimize, âbâ ecdadımıza rahmetiyle, mağfiretiyle, lütfuyla muamele eylesin. Kabir azabına düçar olanların azaplarını defuraf ve izale eylesin. Değerli cemaat, kıymetli hazirun. En'am suresi 17. ayet-i kerimede kalmış idik. Bugün inşallah bir iki ayet-i kerime okumaya çalışalım. Cenab-ı Hak istifade etmek nasip eylesin. Estağfirullah, bismillah. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَشْفَ لَهُ اِلَّا هُ وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ Şayet Allah Azze ve Celle size bir zarar dokundurursa فَلَا كَشْفَ لَهُ اِلَّا هُ O zararı Allah'tan başka giderecek, def edecek yoktur. Allah size bir zarar dokundurmaya murad ettiğinde, karar verdiğinde o zararı Allah'tan başka giderecek olan yok. وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ Size bir hayır dokundurmayı murad ettiğinde de وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ O her şeye kadir-i mutlak olandır. Sadakallahu azim. Kısaca ayet-i kerimenin meali. Rabbimiz Teala burada bize tabiri caizse Fatiha suresinde İyyâke nâbudu ve İyyâke nesta'in diyorduk ya, onun bir tefsirini, izahını yapmış. Allah Azze ve Celle hani ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileniriz. Niye sadece Allah'tan yardım isteriz? Çünkü Mevla diyor ki size zarar verecek olan da ben, size fayda, hayır dokunduracak olan da ben. Ben yazmadan size hiçbir şey isabet etmez. Ben size bir zarar vermeye karar verdiğimde, Allah'tan size bir zarar isabet edeceğinde, bunu Allah'tan gayri engelleyecek bir güç yok. Yok ben size bir hayır, yani bir menfaat hoşunuza gidecek ya da bir zararı sizden def etmeyi murat ettiğimde, o zaman da ben her şeye kadirim. Zaten önümde güç yok, engel yok. Yani buradan şunu anlıyoruz. Hani Mevla Teala bizi dünyada imtihan ediyor ya. İmtihan dünyasında başınıza türlü belalar, sıkıntılar gelecek. Ki sizi deniyorum Mevla diyor. İmtihan edeceğim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Andolsun sizi imtihan edeceğim. Ne ile? Korkuyla deneyeceğim, açlıkla deneyeceğim. Mallarınızı noksan tarak deneyeceğim, çocuklarınızdan, ekinlerinizden eksilterek, canınızı yakarak, hasta ederek, bela isabet ettirerek, bazen nimetle, bazen nikmetle imtihan dünyasındasınız. اَحْسِبَ النَّاسِ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَكُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوا İnsan sadece iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacağını mı zanneder Mehmet? Dolayısıyla imtihan dünyasındasınız. O zaman şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz en başta. Başımıza ne geliyorsa kullen yusibena illa ma ketebe Allahu lena. Allah ne yazdıysa o olur.
Allah'ın yazdığından başkası bize isabet etmez. Yani bir musibet de gelse, bela da gelse, nimet de gelse, bize Allah dilemedikçe kimse zarar veremez. Bize Allah bir hayır, bir iyilik murad ettiğinde de bunu kimse engelleyemez. Kısaca almamız gereken bu. Bununla alakalı birkaç hadis-i şerif üzerinde konuşalım inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, فَلَافُنْ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ Üç şey var ki kimde bulunursa, اَوَاهُ اللّٰهُ كَنَفَهُ Allah Azze ve Celle onu kendi himayesine, korumasına alır. Üç özellik kimde varsa, o Allah'ın korumasında, himayesindedir. وَنَشَرَ عَلَيْهِ رَحْمَتَهُ Allah Azze ve Celle ona rahmetini yayar, neşreder. وَاَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ Ve onu cennetine dahil eder, koyar. Üç şey kimde varsa Allah'ın korumasındadır. Rahmeti ilahi ona saçılır ve Allah onu cennetine koyar. Neymiş bu üç şey? Birincisi, men اِذَا اُعْتِيَ شَكَرًا Kendisine nimet verildiğinde şükreden kul. Allah'ın verdiği, hani Allah dilediğine hayır verir diyor ya, Allah hayır vermeyi murad ettiğine kimse engel olamaz. O zaman bir hayra muhatap olduğunda, Allah'tan kendisine bir nimet verildiğinde o nimete şükreder. Zaten hayat yarısı sabırdır, yarısı şükürdür. Yani dünyada insanın başına iki şeyden biri gelir. Ya zarar ya hayır. Ya canınızı yakacak, sizi üzecek, hoşlanmayacağınız, efendim zarar diye tabir edilen şey size isabet eder dünyada, ya da hoşunuza gidecek, zevk alacağınız, memnun olacağınız bir nimete konarsınız. Dolayısıyla nimete sahip olduğunda şükür, nikmetle, sıkıntıyla imtihan olduğunuzda da sizden istenen sabır. Her kim nimet karşısında şükrederse bir, وَاِذَا قَدَرَ غَفَرَ Ceza vermeye kadir iken, kudreti var iken, güçlü iken, yani kendisine yanlış yapıldığında, yanlış yapana hesap sorma imkanı var, gücü yerinde, fakat hesap sormuyor. Allah rızası için kendine yanlış yapanı affediyorsa, bağışlıyorsa, ama hangi halde? Gücü yettiği halde. İntikam almaya, hesap sormaya, karşılık vermeye, cezasını kesmeye gücü yeterken affeden ikinci özellik. Üç, وَاِذَا غَضِبَ فَتَرَ Öfkelendiği, hiddetlendiği zaman da gevşeyen. Üç özellik sayıyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu üç özelliğe sahip olan Allah Azze ve Celle'nin himayesinde olur. Rahmet ilahi onlara yayılır ve dahi cennet-i alaya dahil olurlar. Nimete şükür, gücü yettiği halde hesap sormaz, bir de öfkelendiği zaman gevşer. Öfkesini yutmak, öfkesini dizginlemek, sinirine sahip olmak, bu zamanın insanlarının, hele bu bölge, bu coğrafyada yaşayan insanların en çok zorlandıkları şeylerden bir tanesi. Patlamaya hazır, bomba gibiyiz yani. Öyle birisi bize bir şey ufaktan nasırımıza basılsa da böyle bağırsak, feryat etsek, sövsek, saysak, haşa tenzih ediyorum. Ama maalesef öyle bir toplumuz. Oysa öfkesini yutanlar, Efendimizin ifadesiyle Allah Azze ve Celle'nin en çok hoşlandığı öfkesine sahip olan. Hani sahabeden biri soruyor, ya Resulallah, Allah Azze ve Celle'nin gazabından daha büyük bir şey var mı? Allah'ın öfkesinden daha şiddetli bir şey var mı? Yok. Peki Allah'ın bana gazaplanmaması için ne yapmam lazım ya Resulallah? Efendimizin cevabı, la tevdab, sen kızmayacaksın. Allah sana kızmasın istiyorsan öfke kontrolü yapacaksın. Öfkene sahip olacaksın, hakim olacaksın, sinirlenmeyeceksin. Kolay mı? Ama neticede Allah'ın öfkesi yatışacak sana karşı. Mevla sana gazap etmeyecek. İstiyorsan sen de gazaplanmayacaksın.
Rabbim söz dinleyenlerden eylesin. İnner racüle, Efendimiz yine buyurdular ki, bir adam ki, letekûnü lehu derecetu indallâh, Allah katında onun bir derecesi var. Yani Mevla ona bir derece takdir etmiş. Lakin fema yebluğuha bi amelihi, ameliyle o dereceye ulaşması mümkün değil. Yani Mevla ona katından bir derece vermeyi murat etmiş de kul ameliyle o dereceye çıkamaz. Ne olacak? Yübtela bi belâin fi cesedihi, Allah ona bedenine, cesedine bir bela, bir dert, bir hastalık isabet ettirir. فَيَبْلُغُهَا بِذَٰلِكَ الْبَلَىٰ, ameliyle ulaşamayacağı o makama, o dereceye Allah'ın ona verdiği bela ile, hastalıkla, dertle, kederle, acıyla ona sabreder, sabrıyla ulaşır. Demek ki Allah bazen bize niye böyle bela veriyor, acı çektiriyor, hastalıkla imtihan ediyor bizi? Mevla bize kazandırmak istiyor. Allah Azze ve Celle bize katında bir derece takdir etmiş ama bakıyor ki sen bu namazla o dereceye ulaşamazsın. Bu amelinle o makama çıkman mümkün değil. Seni o makama çıkartsın diye sana tabiri caizse makam arabası gönderiyor. Hastalık veriyor, dert veriyor. Allah'tan gelen o bela ise Allah'ın sana özel tahsis ettiği makam otosu olarak kabul edeceğin, sabrınla ona binip o makama yükseleceğin. Efendimiz Aleyhisselam bundan daha güzel anlatılabilir. Bedeninize isabet eden, başınıza gelen her şey Allah'ın size kazandırmak istediğinin neticesidir ve selam. Nitekim bir hadisinde ma yusibul muslime min nasabin, Müslümana bir yorgunluk isabet etse, yoruldun efendim, ve la nasabin, ya da bir hastalık isabet etse, ve la hemmin, geleceğe dair kaygı taşıyorsunuz ya, acaba gelecekte işte borçları nasıl ödeyeceğim, çocuğun evliliği var, askere gidecek, ileriye dair efendim bu manada sizi üzecek endişeleriniz var. Bütün bu endişeler ve la huznin, geçmişe dair de üzüntüleriniz var. Bu üzüntüler vela eden, başkalarından kaynaklanan eziyetler, başkaları size eziyet ediyor. Vela gammin, ya da iç aleminizde yaşadığınız bazı buhranlar var, psikolojiniz bozuluyor ya. Bütün bunlar hatta şevketi yüşaküha, ta ki diyor efendim bir yerinize bir diken batmasına kadar illa kefferallahu biha min hatayahu, Allah bütün bunlar sebebiyle mutlaka Müslüman kulunun hatalarını siler, örter. Yani içine böyle bir darlık geldiğinde, sıkıldın, bunaldın, hüzünlendin, kederlendin, elemlendin, bütün bu yaşadıkların ayağına diken batsa, canın yansa, bil ki bu sebeple Allah senden mutlaka bir günahını siliyordur. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle müminin haline şaşılır. Zira ona bir nimet isabet ettiğinde şükreder, kazanır. Canı yandığında, bir bela ona isabet ettiğinde sabreder, yine kazanır. Yani Müslüman her halükarda kazançlıdır, karlıdır. Her yaşadığını lehine çevirebilen insandır. Nitekim bir hadisinde Efendimiz Aleyhisselam müminle facirin misalini, benzerliğini şöyle ifade buyuracak. Sap üzerindeki efendim bir yeşillik gibi düşünün. Rüzgar ona her taraftan eser, onu yatırır. Ama rüzgar gidince ayağa kalkar. Ayağa kalkar, başka rüzgar başka taraftan eser, bu sefer bu tarafa yatar. Çayır çimen görmeyeniniz yok. Rüzgar nasıl çayırı yatırır, kaldırır? Ama rüzgar geçtikten sonra yere yatan çayır sonra ayağa kalkar mı? Müslümanın hali buna benzer Efendimiz diyor. Yani hayatınız boyunca rüzgarınız eksik olmayacak, sürekli yatırıp kaldırılacaksınız. Ama yattığı yerde kalmaz bak diyor Efendimiz. Müslüman düşer, ayağa kalkar. Ama diyor facirin misali ise kalın bir çam ağacı gibidir ki öyle ufak tefek rüzgarlar diyor ona zarar vermez. Ta ki Allah ona bir kasırga, bir rüzgarla yerinden söker, ağacın yere düşmesiyle otun yere yatması bir olur mu?
ağaç düştü mü bir daha kalkmaz. Yani bir münafık, bir facir, Allah onu öyle imtihan eder ki normalinde hayatı dört dörtlük gider. Ama Allah ona bir bela verir. Mesela bir hastalık isabet eder, test yaptırır, pozitif çıkar. Yahut da çocuğunda, Allah korusun, misal olsun diye söylüyorum, bir hastalık çıkar. Facirin bu imtihana bakışı ile Müslümanın bu imtihan karşısındaki tavrı nedir? Bir Müslüman test yaptı, pozitif çıktı. Elhamdülillah der, Allah'tan der. O kadar. Neticede bak, bir hastalık var onda. Ama hamdolsun der, Allah'tandır der, sabreder. Fakat bir facir bu hastalık karşısında, bu kadar insan içinde bula bula beni mi buldu? Efendim sen söyle diye kapıyı aralar, ondan sonra o bela, o hastalık ya da neyse başına gelen ayağını kaydırır, düşer, bir daha ayağa kalkamaz. Rabbim düşen ama düştüğü yerden ayağa kalkmasını bilen kullarından eylesin. Zira rüzgarınız eksik gelmiyor, olmayacak Efendimiz diyor. Müslümanın hayatında rüzgar eksik olmayacak. Mutlaka ya canınıza, ya bedeninize, ya ehlinize, ya çocuğunuza, ya malınıza mutlaka bir şekilde bir şeyler olacak. Olmuyorsa orada sıkıntı var demektir. Hani kadının biri kocasıyla aralarında hizmet etmiş, kocasını memnun etmiş. Kocası da demiş ki, hanım ya ben senden çok memnunum, benden bir isteğin var mı? Dile benden ne dilersen. Demek hanımlara da bunu söylememek lazım, bunu anlıyoruz yani. Hanım dedi ki, ne istersem yapacağın mı? Söz dedi, ne istersen yapacağım. O zaman beni boşa dedi. Hoppala, hanım ben sana diyorum ki, beni memnun ediyorsun, ben senden razıyım. Benden ne istersen yapacağım, bak senin istediğin oldu. Söz verdin diyor, beni boşa. Adam söz vermiş, el mahkum, ne yapacak? Tamam dedi hanım, seni boşamaya, mahkemeye gidiyorlar. Giderken efendim dere tepe, köyden aşağı neyse, epey gittikten sonra adamın ayağı tökezler, paldır küldür yuvarlanır, düşer bir tarafını kırar. Tam o düştüğü yerde hanımı gider der ki, bey de ben boşanmaktan vazgeçtim. Ama şimdi sen diyecek adam yani. Evdeyken boşanalım diye tutturdun, senin derdin benim bir yerimin kırılması mıydı ya? Ne istiyorsun hanım? Hanımın cevabı. Bey hatırlar mısın dedi, bir gün cumadan eve geldin. Dedin ki, hoca efendi bugün vaazında anlattı, Allah Resulü buyurdu ki, bir Müslüman 40 gün geçer de başına bir bela isabet etmez. Canı yanmaz, başı ağrımaz, dişi ağrımaz, karnı ağrımaz. Herhangi bir şey olmazsa malına, canına, kendine o melundur. Hadis-i şerif. 40 gündür bakıyorum da dedi, ne başın ağrıyor, ne bir yerin ağrıyor. Ben seni gibi bir melunla hayatımı devam ettirmen istemezken, şimdi düştün dedi, bir tarafını kırdın, anladım ki Allah senden vazgeçmemiş. Demek ki müminin dünyada başına bir şeyler gelecek arkadaş. Burası imtihan dünyası. Öyle her şey dört dörtlük, öyle bir hayat yok. Niçin bütün bunlar? Ha, Mevla diyor bak, sizi imtihan edeceğim. Bu imtihan da ballan, böreklen olmayacak. Neden olacak? Belalan olacak diyor. Hastalıkla olacak, sıkıntıla olacak, hanımınla olacak, çocuğunla olacak. Efendim evde melaike gibi bir hanımım var. Efendim Hasan Hüseyin gibi evlatlarım var. Anan baban desen Ebu Bekir gibi. Böyle bir dünyada, böyle bir imtihanda herkes cenneti kazanır ya. Patronla aran iyi olmayacak, işlerin iyi gitmeyecek, araban kaza yapacak, eşyana bir şeyler olacak. Ya hayatında bir şeyler yaşayacaksın ki Allah senin sabrını ölçecek. Bakacak ki kulun başına bela geldiği zaman Allah'tandır deyip rıza gösterip sabrediyor mu? Yoksa isyan ediyor mu? Onun için ayeti kerimeye dönersek Mevla Teala ne buyurdu? Allah size bir zarar vermeyi murad ederse onu engelleyecek bir güç yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'tiye lima mena'at. Ya Rabbi, senin verdiğini engelleyecek yok, senin engellediğini verecek de yok. O kadar. Yani ez cümle her şey
Allah'tandır. Allah bir şeye karar verdi mi? Yani senin canını yakacak, sana hastalık verecek, dert verecek, zarar yazdıysa Allah sana, Allah'ın yazdığı bu zararı bütün dünya bir araya gelse senden kaldıramaz. Allah sana bir hayır vermeyi murad ettim. Bütün dünya bir araya gelse Allah'ın sana vereceği bu hayrı engelleyemez. Efendimiz Aleyhisselam İbni Abbas'a bunu söylüyor. Radıyallahu anhuma. Bir gün diyor devesinin terekesini alıyor İbni Abbas'ı. Ya gulam diyor, ey delikanlı, ey genç, lebbeyk buyur ya Resulallah. Sen Allah'ın emirlerini muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin diyor Efendimiz. Sen Allah'ın dinini yaşamakta, Allah'ın dinini muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin, korusun, kollasın. Sonra Efendimiz devamında buyuruyor ki, Allah'ın sana yazmış olduğu zararı bütün dünya bir araya gelse kimse engelleyemez. Allah'tan sana gelecek olan bir hayrı da bütün dünya engellemeye kalksa onu da engelleyemez. Dolayısıyla hani dostlardan bir tanesi bir gece diyor, bir dost meclisinden, zikir meclisinden gecenin geç yarısında evine doğru giderken gece geç saatlerde dışarıda kim olur? Hırsız olur, arsız olur. Zabıtalar da bir ihbar almışlar, bir hırsızlık ihbarı. O hırsızlık ihbarı üzerine teftiş yaparlarken sokakta bu Allah dostunu gecenin geç saatinde yakalayınca demek ki bu hırsız sensin diye bunu yaka paça alırlar, zindana atarlar. Zamanın valisi gece rüya görür. Rüyasında makamı, tahtı, koltuğu böyle başına tepe taklak geçirilir. Korkuyla uyanır, rüyadır der, az sonra bir daha yatar, aynı rüyayı bir daha görür. Yatar aynı rüyayı bir daha, üç defa makamı başına vurulur. Yani makamında ters yüz edilir tabiri caizse. Der ki bir şey var işin yolunda gitmeye, bir sıkıntı var ki Mevla beni ikaz ediyor. O günün şartlarında hemen çağırır danışmanlığını, özel kalemini neyse. Bu gece olan bir vaka var mı diyor, nedir mesele? Diyorlar ki efendim bir şey yok ama sadece böyle vakaya adiyede bir hırsızlık ihbarı üzerine birisi tutuklanmış, zindana atılmış. Tamam diyor, zindana gidiyoruz. Giderler zindana ki mübarek dost zindanda ibadetle meşgul. Açtırır kapıyı, der ona ki efendi muhtemelen birileri yani zabıtalar sizin hırsız olduğunuzu zannederekten size almışlar. Belli ki sizde hırsızlık emaresi yok. Sen hırsızlık yapacak adam değilsin. Mübarek bir adam. Kusura bakma der. Ben valiyim. Bundan sonra diyor öyle olmaz işlerin olursa da kapım her zaman sana açıktır. Yani hatamı telafi etmek isterim. Her zaman buyurup gelebilirsin. Bizimkisi şöyle bakarına der ki benim gibi aciz bir kul için bir gecede tahtını kafana üç defa geçiren varken sen kim ki, kimsin ki sana geleyim der. Yani ne kadar büyük Allah dostu ki bak valinin gördüğü rüyayı o da görüyor. Benim gibi bir garip, bir aciz, bir zavallı için diyor. Senin gibi bir vali gecede üç defa uykusundan kaldıran bir Allah varken sen kimsin senin kapına geleyim ben ya? Ya ne demek istiyor? Senin bana yaptığın bu iyilik de Allah'ın yazmasıyladır. Allah seni bana iyilik yapmaya sebep kıldı, seni gönderdi bana. Dolayısıyla Allah bana yardım etmeyi murad ederse valiyi ayağıma gönderir. Efendim Allah bana zarar vermeyi murad ederse de hiç suçum olmadığı yerde zabıtalarla beni zindanlık ettirir. Yani her şeyi Allah'tan bilmek. Allah bu anlayışın, bu şuurun sahibi olmayı bize nasip eylesin diyelim. Evet, bir ayeti kerimeyle de sayfayı da bitirelim. Bugünü de bitirelim inşallah. Rabbimiz Teala ve Tebareke buyuruyor. Estağfirullah. Ve huvel kahir fevga ibadi ve huvel hakimul habir. Ve huvel kahir, o Allah ki kahirdir fevga ibadi, kulları üzerine. Yani Allah kulları üzerine
murad ettiği şeyi zorla yapar mı? Allah kahirdir. İstediğini zorla yapar. İstemeseniz de sizin istemediğiniz şeyi Allah yapmaya kadir olandır. Allah'ı yapmak istediği şeyden engelleyecek bir güç yok diyor Mevla. Kullar üzerine kahir olan Allah. Yapmak istediği şeyi de kullarına zorla yaptıran Allah. Hani bugün Allah'ın iradesine razı olmayanlar var ya, Allah Teala'dan gelen Kur'an'a, İslam'a, şeriata, yani Allah'ın iradesine teslim olmayanlar, kabul etmeyenler, itiraz edenler. Bak Mevla diyor ki ben istesem istediğimi size zorla yaptırırım. Çünkü ben kahharım diyor Allah. Yaptırır mı? Amenna. Mesela birisi çıksın desin ki hani Allah'ın şeriatına sövenler, şeriatını kabul etmeyenler, uyku da Allah'tan, ölüm de Allah'tan, öyle mi? Birisi çıksın desin ki ben bundan sonra uyumayacağım. Allah zorla uyutuyor mu bizi? İstemesen de göz kapakların zaman sonra kapanıyor mu? Ölüm, var mı ölümü arzulayanlar? İstemediğiniz halde Allah canınızı alıyor mu? Bak ben yapmak istediğim şeyi yaparım Allah diyor. Bana engel olacak yok. Dolayısıyla böyle bir kahir olan Allah'a, istediğini, dilediğini yapma tasarrufuna sahip olan Allah'a gel gönülden teslim olalım. Mevla Teala'ya isteyerek secde edelim, emirlerine itaat edelim, imtisal edelim. Mevla Teala bu anlayışta olmayı bize nasip eylesin diyelim. Razı olacağı kulluğu yapmaya, yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Rızasından daim hidayete tabit eylesin. El-Fatiha.